öğrenenler, öğretenler, anlatanlar, dinleyenler, okuyanlar, yazanlar, hepinize selamlar. Türk Dış Politikası video serimize hoş geldiniz. Korona yasakları sebebiyle evlere hapsolduğumuz şu günlerde fiziksel mesafemizi korurken, bari çektiğimiz videolarda sosyal mesafemizi yakın tutalım istedim ve böylelikle video serisine başladım. Bu ilk videomuz, ilk videomuzda daha çok video serimizde neler olacak, neler yapacağız, nelerden bahsedeceğiz, hangi konulara değineceğiz, onları özetleyerekten Türk dış politikasına genel bir giriş yapmak istiyorum aslında. Şimdi bu videolarda ne var ne yok derseniz bir defa şunu söyleyebilirim, şu yok. Yani havaya saçılmış asılsız temelsiz yorumlar yok. Onun yerine ne var? Bilgiye dayalı değerlendirmeler ve bu bilgilerin de belgesi. Ben uluslararası ilişkiler uzmanlığında felsefe doktoruyum. Yani tıp doktoru değilim. Haliyle COVID-19'la ilgili bir dolu videonun olduğu günlerde COVID-19'un tıp kısmına yönelik bir video çekme niyetinde değilim tabii ki. Ha, uluslararası ilişkiler boyutuna ilişkin bir video olacak mı? O da serinin ilerleyen bölümlerinde görülecek. Ama bugün bakarsanız Türk dış politikası temelinde yürüyecek. Yani korkmayın. COVID-19 yok bu videolarda. Onun yerine Türk dış politikası var. Onun haricinde ne var derseniz heyecanlı, canlı, içten bir anlatım var. Yani prompter'dan okuma, ezberden okuma yok. Ha, yer yer gramer hatası, dil bilgisi hatası, yer yer belki yanlış ifadeler olacak ama ben YouTube gençliğinin zekasına güveniyorum. Yaptıkları yorumlarla, belki de dalga geçerek, belki de düzeltme hevesiyle yorumlarını ilettiklerinde o hataları da düzelteceğiz diye ümit ediyorum. Şimdi Türk dış politikası dediğimizde tabii ki pek çok yayın yapılmıştır. Pek çok kitap, çalışma, makale derlenmiştir. Bu videonun o zaman bizde farklı olan kısmı nedir diye sorabilirsiniz tabii ki. Ha, bu video Türk dış politikasına dair belki binlerce sayfa okunmuş şeylerin 15'er 20'şer dakikalık, belki yarımşer saatlik, bilemediniz 40 dakikalık videolar halinde özetlenmesi ve filtrelerden süzülerek yorumlar halinde getirilmesi şeklinde olacak. Bazı bilgiler göreceksiniz, muhtemelen daha önce hiçbir yerde okumadığınız bilgiler olacak. Neden? Arşivlerin derinliklerinden çekilip alınmış bilgiler olacak bunlar. Bazen belki verdiğim bilgi kafanızı karıştırıp düzeltme ihtiyacı duyacaksınız. Bu da sizi araştırmaya sevk edecek. Ama nihayetinde hem öğrenenlere, hem öğretenlere, hem anlatanlara, hem dinleyenlere, hem okuyanlara, hem yazanlara faydalı bilgiler sunulacak videolar olmasını ümit ediyorum. Şimdi Türk dış politikası demeden önce bir şey demek isterim. Ne demek isterim? İlk başta dedim ya hani sosyal mesafeyi yakın tutalım, fiziksel mesafeyi koruyalım. Korona yasakları evlere hapsolduk. Şimdi bu cümleler bizlere bugün anlamlı gelebilir ama bunlar 15-20 sene sonra hiç koronayı duymamış biri gelip bu videoyu izlese diyecektir ki ya bu korona yasağı nedir? Bu evlere hapsolmak nedir? Bunlar ne demek diye kafası karışacaktır. İşte Türk dış politikasına bakarken de o günün gerçeklerini bilerekten bakmak lazım. Yani biz bugün bu gerçekleri bildiğimiz için bize çok anlamlı gelen şeyler 20 sene sonra bu gerçeklerin içinde yaşamamış bir insan için anlamsız gelebilir. Ve tarih biliminde de anakronizmden kaçmak gerektiği her zaman söylenir. Nedir? Bugünün gerçeklerini esas alıp o günün olaylarını değerlendirmek. İşte biz bunu yapmayacağız. O zaman o gün karar verenlerin, o gün hamle yapanların, o gün Türk dış politikasını yönetenlerin aslında bugün zannettiğimiz kadar da hatalı olmadığını belki göreceğiz. Şimdi Türk dış politikası nasıl çalışıldı, nasıl çalışılır? Şüphesiz pek çok kitap okudunuz. Tahmin ediyorum bunların başında da Baskın Oran'ın derlediği o 3 ciltlik koca koca Türk dış politikası serisi gelir. Ve onun başlangıcında da Türk dış politikasının gerçekleri ve dinamikleri üzerine bir anlatım vardır. İşte biz de bugün videomuzda Türk dış politikasının gerçeklerinden bahsedelim. Yani yıllardır, neredeyse 100 yıla yakın süredir devam eden bir Türk dış politikası yönetimi var. Ve bu yönetim bazı gerçekleri üzerine oturmuş vaziyette. Siz bu gerçeklerin farkında olmadan bir politika yürütürseniz yanlış sonuçlara varırsınız ve ülkenizi
bir kaosa sürüklersiniz. Belki bir yıkıma sürüklersiniz. İşte bu gerçekler 3 ana sac ayağı üzerine oturmuş vaziyette. Bunlardan birinci sac ayak kültürel gerçeklik, ikinci sac ayak tarihsel gerçeklik, üçüncü sac ayak da stratejik gerçeklik. Yani kültürel gerçeklik derken neyi kastediyoruz? Bizler Asya bozkırlarından kavimler göçüyle beraber gelmiş ve aradan geçen bin yıllarda neredeyse nihayetle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuraraktan devam etmişiz. Ve bizim kültürel gerçeklerimizde o Asyalılık her zaman var. Yani Asya'nın o bozkırlarından geldiğimiz gerçeğini değiştiremeyiz. Bunu biz değiştirmek istesek bile diğer ülkeler değiştirmezler. Bunu böyle kabul ederler. Bu kültürel gerçekliğin ikinci ayağı nedir? İkinci boyutu nedir aslında? O da Orta Doğu'da yerleşik olduğumuz. Yani bizim bulunduğumuz coğrafya itibariyle Orta Doğu'nun bulunduğu bölgenin içerisinde bir coğrafyadayız. Ve ilişkilerimiz ciddi oranda Orta Doğu üzerinde şekillenmekte. Bu da bilmemiz gereken bir gerçek. Bizim kültürel olarak gerçekliğimizin bir parçası. Üçüncü ayağı nedir bu kültürel gerçekliğin? O da batılılaşma isteği. Daha doğrusu batıya yönelme. Yani Türkler ta Orta Asya'daki günlerinden beri hep batıya doğru ilerlemeye çalışmış. Hep batıya doğru ilerlemeyi kendilerine hedef koymuşlar. Ve bugün de biz yine batıya doğru ilerleme gerçeğinin içerisindeyiz. Yani bizim kültürel gerçekliğimizin bir ayağı Asya, bir ayağı Orta Doğu, bir ayağı da batıdır. Peki tarihsel gerçeklerimiz derken neyi kastediyoruz? Tarihsel gerçeğimiz biz bir devamlılık üzerine oturmuş vaziyetteyiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir günde yoktan var olup küllerinden doğmadı aslında. Osmanlı İmparatorluğu denen koca bir devletin yıkımı sonrasında ortaya çıktı. Onun küllerinden doğdu. Selçuklu ta Göktürklerden beri getirdiği devlet geleneklerine sahip ve Osmanlı'nın mirasıyla devam eden bir tarihsel gerçeklik üzerine dış politika yapma mecburiyetiniz var. Siz her ne kadar ben Osmanlı geçmişini reddederim deseniz de unutmayın ki hiçbir muhatap olduğunuz ülke sizin bu gerçeğinizi unutmamıştır, unutmayacaktır ve size muamelesinde bu olacaktır. Stratejik gerçekliğe değinecek olursak orada da şunu söylemek gerekir ki Asya dedik, Avrupa dedik, Orta Doğu dedik, Akdeniz, Kafkasya, Balkanlar. Biz böyle bir jeostratejik gerçekliğin tam merkezinde konuşlanmış vaziyetteyiz. Şimdi jeostrateji denildiğinde her ülke jeostratejik, jeopolitik konumunun önemli olduğunu varsayar. Yunanistan der ki ben olmadan Avrupa'ya çıkış olmaz. İran der ki ben olmadan Asya'dan Anadolu'ya geçilmez. Ama şurası bir gerçektir ki Türkiye'de bulunduğu yer itibariyle 3 kıtayı birleştiren köprü kilit vaziyesinde fevkalade stratejik önemi haiz bir noktada konuşlanmıştır. Ve bu stratejik gerçeklikte bizim her zaman yüzleşmemiz gereken bir unsurdur. Yani başka bir ülkede dış politika yapmak daha farklıdır ama Türkiye'nin bulunduğu stratejik gerçekliğin içindeyseniz o zaman dış politika yapmanız da çok farklı olur ve olmak zorundadır. Bu üç gerçeğin haricinde bilmemiz gereken ne var? Biz Türkiye olarak orta büyüklükteki bir devletiz. Evet, yer yer o imparatorluk mirasımız bizim aklımızın içinde kıpırdanıp bir imparatorluk, bir süper güç, bir büyük devletmişiz gibi hareket ettiğimiz olmuş mudur? Olmuştur. Bunun özlemi, bunun isteği her zaman da içimizde canlıdır. Ama bilmemiz gerekir ki biz şu an orta büyüklükte bir devletiz. Ha, bu konuda beni eleştirenler olabilir. Neden süper güç olamayacağımızı düşünüyorsun? Neden bu kadar özgüvensizsin? Alakası yok. Tam tersi, süper güç olmayı ben de çok isterim. Ama gerçekleri bilmek önemlidir. Siz bugün sahip olduğunuz gerçekleri, sahip olduğunuz kaynakları bilmeden, bunların farkında olmadan bir dış politika yürütürseniz, daha doğrusu olduğunuzdan daha büyük olduğunuzu zanneder, daha fazla olduğunuzu zannederseniz yaptığınız hareketlerde size misliyle negatif anlamda geri dönecektir. Ve dış politikamızın tarihine baktığınızda da bunun örnekleri mevcuttur. Ama orta büyüklükteki bir devlet olarak her zaman büyük bir güç olma hevesimizi de içimizde canlı tutmaktayız. Tutmalıyız da zaten. Yani bir köşeye sinip
bizim gerçeğimiz bu, ne yapalım dememeliyiz. Devam edelim. Türk dış politikası hangi ilkeler üzerine oturmuştur? Yani bu bahsettiğimiz gerçeklikleri bilerekten nasıl ilkeler şekillenmiştir? Burada da iki tane temel ilke sıklıkla kaynaklarda yer almaktadır. Bu ilkelerde hepinizin tahmin edeceği gibi 1- batıcılık, 2- statüko. Bu iki kelime ilk söylendiğinde insanı biraz rahatsız eden, sanki bir şeylere boyun eğiyormuş gibi bir hissiyat ulaştıran, oluşturan iki tane kelime aslında. Batıcılık. Şimdi batıcılık derken körü körüne batıya özenme, hiçbir ön koşul sunmadan batıya tam sadakat anlayışıyla bir dış politika yürütmekten bahsetmiyorum. Atatürk'ün belirttiği o batının modernitesini alabilmek üzere yürütülen bir dış politikadan bahsediyorum. Osmanlı'da Tanzimat döneminden beri, hatta daha geriye gidin, tam Metternich döneminden beri aslında batı dünyasının bir parçası olma hevesi her zaman hakimdir. Ve bu rastgele bir günde hadi biz batıyla iyi ilişkiler kuralım diye çıkmış bir fikir değil. Tam tersi acı tecrübelerden süzülmüş, devletin yaşadığı olumsuz tecrübelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Ne demek istiyorum olumsuz tecrübeler aslında? Denenmiş bazı yöntemlerden sonra ulaşılmış bir karardır aslında. Yani pan Osmanlıcılık denenmiş, pan İslamizm denenmiş, pan Turanizm denenmiş, yani pan Türkçülük denenmiş, bunların tamamı denenmiş ve bunlardan elde edilen belki olumsuz tecrübeler, belki acı tecrübeler ama nihayetinde varılan sonuç şu olmuş ki biz Batı dünyasının bir parçası olursak, o modern dünyanın bir parçası olursak ekonomik kalkınmayı da sağlarız. Kültürel, toplumsal gelişmemizi de sağlarız ve bu anlamda biz bu çabayı devam ettirmeliyiz demiş. Ve bu kararı verenler Osmanlı'nın yıkılışını görmüş, o acı tecrübeyi edinmiş insanlar aslında. Ve böyle bir karar çıkmış ve Atatürk'ten beri de bu Türk dış politikasının vazgeçilmez bir ilkesi olarak uygulanmaya devam edilmiş. Yer yer sekteye uğramış mı? Evet. Yer yer farklı eğilimler olmuş mu? Evet. Ama Batı'yla iyi ilişkiler kurma ekseni her zaman ana eksen olarak kalmıştır. Her ne kadar Batı'nın yer yer, doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum, samimi olmayışı gözümüze sokulurcasına gösterilmiş olsa da yine de Batı'yla iyi ilişkileri Türkiye'nin çıkarına olacak şekilde yürütmek bizim bir ilkemizdir. Bir diğeri nedir? Statükoculuk. Statükoculuk derken var olanı körü körüne savunmayı kastetmiyorum. Tam tersi. Revizyonizmden uzak, yani diğer ülkelerin egemen sınırlarına saldırı, egemenliklerini ihlal etme anlayışını öteleyen ve kendi egemen sınırlarına da saygı gösterilmesini isteyen bir anlayıştan bahsediyorum statükoculuk derken. Ve bu da sıklıkla Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle özdeşleştirilmiştir. Şimdi kitaplardaki beylik laf doğru bu. Ama burada bir hususun altını çizmek gerekir. Bana soracaksınız, diyeceksiniz ki madem biz statükoya bu kadar bağlı bir ilke öne sürüyoruz, madem revizyonizmden uzağız diyoruz, o zaman Atatürk döneminde başlatılan Hatay'ın ana vatana katılmasını nasıl açıklayacaksınız? Çok doğru, çok yerinde bir cevaptır aslında. Ben de ikincisini söylerim. 1974'deki Kıbrıs Barış Harekatı'nı nasıl açıklayacaksınız? Yani Türkiye'nin çizilmiş ve belirtilmiş egemen sınırların dışında yeni topraklar söz konusu aslında. İşte burada Profesör Doktor Ali Kara Osmanoğlu'nun güzel bir tespiti var. O Türkiye'nin dış politika ilkesini statükoculuk olarak belirlemek yerine ihtiyatlı revizyonculuk diye tanımlamak daha doğrudur der. Nitekim Doçent Doktor Mustafa Serdar Palabıyık da aslında makalesinde güzel bir hususu yazmıştır. O da der ki Türkiye'nin statükoculuk anlayışı, daha doğrusu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini anlayışı kendi egemenliğine, kendi varoluşuna bir saldırı olmadığı sürece devam eder. Tersinden okursanız biri sizin egemen sınırlarınıza saldırırsa cevabını misliyle verirsiniz. Cevabını herkese ibret olacak şekilde verirsiniz. Bu ilkeleri, bu gerçekleri değerlendirdik. Peki Türk dış politikası nasıl çalışılmalı? Nasıl çalışılmalı sorusuna 1000 tane ayrı cevap verebilirsiniz. Çünkü herkesin ayrı çalışma yöntemi vardır. Nasıl çalışılmıştır
sorusunun cevabı ise temel olarak 3 veya 4 tane ana eksen üzerinden anlatılabilir. Bunlardan bir tanesi işi kolaylaştırmak adına dönemlere ayırmaktır Türk dış politikasını. Nitekim İlhan Uzgel'de o baskın oranı derlediği kitapta bir dönemselleştirme yapmıştır. Demiştir ki Türk dış politikası çalışılırken 1919'dan 1950 yılına kadarki dönem, yani Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerini liderler dönemi, tek liderin dış politikayı yönettiği dönemler olarak sınıflandırabiliriz. 1950 ile 1960 arasını Dışişleri Bakanlığı'nın, yani hariciyenin baskın olduğu dönem olarak sınıflandırabiliriz demiştir. Çünkü İsmet İnönü döneminde 3 veya 4 tane maksimum diplomatın yönlendirdiği dış politika ve kararların bizzat İsmet Paşa tarafından alındığı bir dış politika Menderes hükümetiyle beraber daha farklı boyuta gelmiş. Daha doğrusu çok partili hayata geçişle beraber daha kurumsallaşmış, hariciyenin daha etkin olarak dış politika yapımında yer aldığı bir döneme girmiş. Ha burada şüphesiz Menderes'in dış politikaya çok fazla ilgi duymayışı sebebiyle işi daha çok Dışişleri Bakanlığı bırakmış olmasında, Dışişleri Bakanlarına bırakmış olmasının etkisinden söz edilebilir. Devam ediyor Uzgel. Der ki 60'tan sonra 1980'e kadar gelen süreçte muhalefet ve aydınların baskın olduğu bir dış politika yönetiminden söz edilebilir. Yani 1960 askeri darbe sonrasında 61 Anayasası ile beraber özgürlükçü maddelerin gelişi, Türkiye İşçi Partisi'nin 65'lerden sonra meclise girişi, İşçi hareketleri, öğrenci hareketleri, 68 kuşağı derken muhalefetin ve aydınların da artık dış politikayla ilgili konularda daha fazla söz sahibi olduğu bir dönem anlatılmaktadır. 1980-83 arasına 1980 darbesiyle beraber askeri rejim süreci, yani dış politikanın tamamen asker tarafından yürütüldüğü bir süreç denir. 83'te Özal'ın başa gelmesiyle beraber 91'e kadar gelen süreçte, yani Demirel'in tekrardan başbakan seçildiği döneme kadar ki süreç, Özal ve iş dünyası dönemi, yani iş dünyasının artık dış ticarete ve ihracata odaklı dış politika mantığıyla beraber daha söz sahibi olduğu bir dönem. 91'den sonra 2002 yılına kadar askerin yeniden yükseldiği, hatta askeriyenin altın çağı denilen dış politikada ordunun fevkalade söz sahibi olduğu bir dönem olarak nitelendirilir. Ve Uzgel nihayet 2002 sonrasında AK Parti dönemi olarak nitelendirir. Yani artık dış politikanın yapımında AK Parti'nin söz sahibi olduğu, tek başına iktidarla beraber AK Parti'nin dış politikayı aktif bir şekilde yürüttüğü dönemden bahseder. Tabii bu AK Parti'yi de kendi içinde belli dönemlere ayırmak gerekir. Muhtemelen Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemi ayrı, Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemi ayrı, Ali Babacan'ın Dışişleri Bakanı yaptığı dönemi ayrı vesaire vesaire diyerekten belki o süreci de farklı evrelere ayırmak mümkündür. Ha, bu dönemleri ayırma konusunu Philip Robbins Takım Elbiseliler ve Üniformalılar kitabında daha farklı ele almakta. O tabii Soğuk Savaş sonrasını değerlendirmektedir. Ve burada şu yaklaşımı yapmaktadır. Tamam, 83-91 arası Özal dönemidir. Yani Özal'ın kişisel baskın yaklaşımıyla hariciye kadrolarını biraz daha kenara attı, biraz daha dışladı ve kendisinin baskın yaklaşımını ortaya koyduğu bir dönem olarak tanımlarız der. 1991-94 dönemini, yani Demirel'le başlayan, özellikle Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanı olduğu süreci istikrarlı, akademik ve bürokratik yaklaşım olarak tanımlar. 1994 ile 28 Şubat'a kadar gelen süreci ise çok fazla Dışişleri Bakanı değiştiği için zayıf, bölünmüş yaklaşım olarak nitelendirir. Bu dönem özel bir dönemdir çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın tarihinde hiç olmadığı kadar fazla Dışişleri Bakanı değişmiştir ve bu dönem için istikrarsız dönem tanımlamasını yapar. Bu dönemselleştirmeyi bu iki yaklaşımla sınırlandırmamak lazım. Farklı dönemselleştirmeleri tabii ki yapabilirsiniz ama Türk dış politikası sadece dönemleri ayırarak incelenmez. Dönemleri ayırma bir kolaylaştırma yöntemidir. Başka nasıl incelenir? Olaylar üzerinden. Yani siz kilometre taşı olabilecek olayları seçersiniz. Bu olaylar üzerinden incelersiniz. Başka bir yöntem olarak lider odaklı bakarsınız. Yani siyasi karar alıcı her kimse onun dönemi olarak teker teker ele alırsınız. Ha, ben yaklaşım olarak biraz daha neoklasik realizmin ön plana çıkardığı bir metot üzerinden değerlendirmeyi tercih ederim. O da nedir?
lider, kurum, olay üçlüsünü bir araya alıp uluslararası sistemsel gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iç politika değişikliklerini bir potada eritip bu tarzı bir yaklaşımla değerlendirme taraftarıyım. Daha zordur, daha komplekstir ama inanın daha verimli sonuçlar verir. Nitekim zaten ilerleyen videolarımızda da bu yaklaşım üzerinden bir metodoloji ortaya koyacağız. Videolarımız bu sistem üzerine oturacak. Yani bir, olayı değerlendirirken o dönemin uluslararası gelişmeleri nelerdi? O dönemin bölgesel gelişmeleri nelerdi? O dönemin iç politika gelişmeleri nelerdi? Bunları ele alıp lider kimdi? Olay neydi? Bunlara bakaraktan aslında bir değerlendirme yapacağız. Şimdi bu ilk video olduğu için çok uzun tutmamaya gayret ediyorum. Hem sizleri sıkmamak adına hem de işin girişini yaptığımız için çok da dallandırıp budaklandırmamak adına. Ama ilerleyen videolarda neler olacak derseniz, Türk dış politikasının yapımı, Türk dış politikasının ana ekseninden zaten bahsettik. Kurumları, yani Dışişleri Bakanlığı'nın dış politikadaki rolü, silahlı kuvvetlerin dış politikadaki rolü, liderlerimiz, dış politikada liderlerin rolü, krizler, evet Türk dış politikasında yaşanan krizler, terörizm, özellikle Asala terörü, PKK terörü üzerine detaylandırılmış videolar olacak. Kıbrıs konusunda çok kapsamlı bir video çekme planım var. Bunların haricinde yine Türk dış politikasını ilgilendiren, uluslararası ilişkilerde çeşitli kavramlara, kuramlara ya da olaylara ışık tutacağını düşündüğüm ayrıca değerlendirme videoları da olacak. Ha dediğim gibi bunlar da havaya saçılmış yorumlar değil, belgeleri olan bilgiler ışığında değerlendirmeler yapılacak. Umarım sıkıcı video olmamıştır. İlerleyen videolarda bu videoda bir hatamız olursa affettirmek için elimizden geleni yaparız diye ümit ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.